İKAZ'sızında e-ticaret nedir? Bence İKAZ, e-ticaret siteni tık diye açmaktır. İKAZ, tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İKAZ satışlarınızın katlanarak artmasıdır. İKAZ 7/24 yanında. E-ticarete İKAZ'la başla. İKAZ hızında e-ticaret. Hocam modern futbolda yeni bir bölüm, yeni bir formatla karşınızdayız. Teknik direktör puanlaması yapacağız. Hemen anlatalım. Her hafta Süper Lig olmak üzere, Süper Lig ağırlık olmak üzere bir maçın kazanan takımının, teknik direktörünün o maça olan etkilerini konuşacağız. 4 farklı aşamadan puan vereceğiz. Bunlar nedir? Maç önü hazırlık, maç içindeki hal ve tavır, oyuncu değişiklikleri ve maç sonu analizi. Bu hafta Okan Buruk'la başlayacağız. Galatasaray'ın Samsun Spor galibiyetinde Okan Buruk'u değerlendireceğiz. Bu tablolarla, bu parametrelerle. İlk olarak maç önü hazırlıkla isterseniz başlayalım. Maç önü hazırlıktan çok yüksek bir puan vereceğim. İki sebeple. Bir, Galatasaray bu sezon sadece bir lig maçında puan kaybetti. Kasımpaşa'ya karşı. O Kasımpaşa maçından birkaç gün önce Galatasaray'ın bir Avrupa maçı vardı. Hatırlıyorsak. Evet. Doğal olarak da bir rotasyon yapmıştı. Hem bir rotasyonlu kadroyla çıkmıştı, bir de bazı oyuncuların erkenden oyundan almıştı. Bazısı mecburiyet de olsa, işte Icardi ve Osimhen dışarı çıkmıştı. O dakikaya kadar, yani 44'e kadar 3-0 öndeydi. 44'teydi Galatasaray golü, 3-1 oldu. Ama devre 3-1 bitti. Yani o çift santforlu oyun aslında sonucu almıştı. Sonra mecburi bazı değişiklikler oldu ve düştü. 3-3'e geldi oyun. Şimdi oradan ders alınmış görünüyor. Önce bu dersi aldınız mı? Almış. İdeal 11 ile çıktı. İki, çok sert bir başlangıç yaptı başlarken. Yani gücünün, kalan gücünün, Tottenham maçının hırpalayıcılığını da hesaba katacak olursak, kalan gücünü başta çok etkili kullandı ve erken gole ulaştı. 13. dakika mıydı? Bakın 3. 3. dakikada gole ulaştı. Evet, Torreira ortaya attı. Osimhen nefis bir kafa gol attı. Ve erkenden o yüksek şiddetli başlangıcın karşılığını hemen aldı. İkinci devreye de çok etkili başladı ve 55'te durumu 2-1'e getirdi. Yani yine Yunus'un ortasıyla Osimhen'in golü geldi. 2-1'e getirmiş oldu. Yani her iki devrenin başını da çok etkili kullandı. Bunlar strateji olarak kayda değer unsurlar. Rakibin güçlü yanlarını ortaya çıkarmasına müsaade etmedi. Ben Samsun Fenerbahçe maçından önce şunu söylemiştim. Samsun deplasmanında Saint-Maximin'in sağda oynaması daha doğru demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. Her iki maçta da Samsun ne taraftan geldiğine dikkatli bakarsanız, eğer ne demek istediğim daha iyi anlaşılmış olacak. Eğer giden bir kanadınız varsa kolay kolay gelemezler gibi düşünmüştüm. Ben Galatasaray'ın Samsun Spor'un o etkili bölümünü de, etkili oyuncularını da iyi durdurduğunu düşünüyorum. O yüzden de maç önü hazırlığından kendisine 9 puan veriyorum. 9 puan. Diğer bir parametremiz maç içindeki hal ve tavır. Ya çok odaklandığımı söyleyemem. Format yeni çıktığı için ben tamamen odaklanmış değildim ama Okan Hoca'nın standart bir şey var. Hal ve tavrı var. Bir kere ayakta. Evet. Çoğunlukla ayaktadır. Öyle oturan bir teknik alan değil. Arada bir gidiyor, oturuyor. Yardımcılarıyla, ekibiyle bir şeyler görüşüyor, danışıyor, fikir alıyor, veriyor. Ama genellikle ayaktadır. Pozisyonların içindedir. O standart tavrı devam etti. Yani benim çok yani ben de antrenörlük yaptım. Tabii ki bu seviyelerde yapmadım ama ben biraz daha sakin, kendimi daha sakin tarif ederim. Yani hoca, yani taç, ufak tefek itiş kakışlar, bunlarda da çok müdahil. Diğer teknik adamlar gibi. Mesela Rıza Hoca bu kadar müdahil değildir. Yaşam takımımız kart görmüş olmasına rağmen. Evet. Jose Mourinho çok müdahildir. O da her şeye el kol, işte itiraz mitiraz. Yani ben o tavırları çok beğenen biri değilim. Kendi adıma konuşmak gerekirse. Ama kendi standardı bu. O sebeple oradan 7-8 verilebilir diye düşünüyorum. 7 mi 8 mi? Hangisini beğendiyseniz onu verin. 7.5'tan 8 diyelim, tamam, o zaman. Tamam, öyle diyelim. İlk bölümlük kanaat notumuz olsun herkese. Oyuncu değişiklikleri hocam.
Bence %100 isabetle yaptı aşağı yukarı. Şimdi bir de kontrol edeceğim. 75'te Barış çıkıyor, Berkan giriyor. 46'da Jakobs çıkıyor, Nelson giriyor. Değişiklikler. Mertens, Batshuayi 75'te değişiyor. Osimhen, Ziyech 82'de değişiyor. Mesela Osimhen'i oyundan aldığında içeride zaten bir santfor vardı. Evet. Batshuayi girmişti. Batshuayi girmişti. Hani bir maç hatırlıyorum, iki santforunu da almıştı. Sonra yani gol ihtiyaç, gol ihtiyaç, gole ihtiyaç hissettiğinde ikinci santfor alma şansı kalmamıştı. Ama bu maçın bir bölümünü, yani 75 ile 82 arasını yine çift santforla oynadı. İki tane atletik santforla oynadı. Dolayısıyla bu değişikliği doğru buldum. Jakobs çıkıp Nelson girdiğinde savunmanın üçlüye otomatik dönmesi, bunlar doğru hamleydi. Barış çok yüksek eforlu bir Tottenham maçı oynamıştı. 75'te oyundan alınması, temposu düşmeye başlamıştı. Doğruydu. Yorgunluk belirtileri vardı. Berkan'ın daha dengeli bir oyuncu olması, daha hani ne zaman gidecek, ne zaman kalacak, her pozisyona giden bir oyuncu da değil. Yani o maçta maçın bir dengeye gelmesi gerekiyordu. 75'te bu değişikliği yaptı. Bence doğruydu. Değişikliklerine ben 10 üzerinden 9 veririm yani. 10 da verilebilir. Son olarak maç sonu analizi. Aslında burada maç sonu yaptığı açıklamaları da alıyoruz. Çok fazla konuşulan iki açıklaması var aslında. Avrupa ve lig maç takvimi hakkında çok dikkat çeken açıklaması bu yöndeydi. Çok sık maç trafiğinden yakındı Okan Buruk. Bir de penaltılar konusunda biraz yakındı. Lehimize bir, aleyhimize 6 penaltı çalınmış açıklamasında da bulundu Okan Buruk. Siz ne diyorsunuz? Sayılar böyle, değil mi? Hı hı. Lehine 1, aleyhine 6. Tabii ki teorik olarak şöyle düşünürsünüz. Devamlı rakip yarı alanda oynayan, atak oynayan, rakibi sıkıştırarak oynayan bir ekip. Ki ligde ceza sahasına en fazla giren, en fazla ceza sahasında oynayan ekip Galatasaray. Evet. Doğal olarak orada en fazla siz bulunuyorsanız, en fazla penaltı umudunu taşıyan da siz olursunuz. Bu gayet doğaldır. Ama penaltıları, Samsun maçındaki penaltı kararlarını ben tamamen doğru bulduğumu söyleyemem. Hı hı. Adana Demirspor deplasmanında zaten penaltı değildi. Evet. Verilen penaltı. Öyle hatırlıyorum. Emin değilim. Ama skor çözülmüştü zaten. Evet, öyle hatırlıyorum. Yani şeye etki etmedi. Yani Galatasaray'a bir şey kaybettirmedi. Yok. Şart mıdır kaybettirmesi? Elbette değildir. Ama şeyden, herkes hakemlerden şikayetçi. Okan Hoca da şikayetçi. Yani lider şikayetçi, ikinci şikayetçi, üçüncü şikayetçi, dördüncü, beşi aşağıya kadar. Son sırada şikayetçi muhtemelen. Son sırada şikayetçi. Herkes şikayetçi. Kaç puan veriyorsunuz? Ya ben bu maç sonu açıklamalarında bu kısmı hiç düşünmedim. Buralardan ben puan vermem. Tabii yok, genel olarak. Ama yani benim aldığım analizi. Notlar var. Evet. Benim aldığım notlar var. Diyor ki, Beşiktaş, Tottenham ve Samsun sert bir seriydi, iyi geçtik diyor, doğru. Üçlü ve dörtlü oynadık diyor ilk devre. Voley teknikte gösterdim. İlk devre, hani o dörtlü oynadığı bölümde oyunu ikili kurdu. Abdülkerim ve Davinson'la kurdu. Barış bir çizgiye bastı, Jakobs bir çizgiye bastı. Yunus ve şeyi de çok iyi kullandı. Santfor'un arkasından Mertens, Yunus, Salah çok birbirine yakın kullandı. Üç tane on numara gibi oynattı aslında tek santforun arkasında. O bölüm çok beğendim. Davinson'un sık sık Torreira'nın yanına gelmesini doğru buldum. İkinci devre üçlüye döndü Nelson girince. 3-4-1-2 oynadı uzunca bir süre. O teknik esnekliğini, strateji esnekliğini, duruma göre, skora göre seçtiği oyunları ve bunların tamamını başarıyla oynatmış olmasını doğru buldum. O yüzden ben buradan şeyleri dışarıda bırakarak söylüyorum. Maç yani hakem makem onlar benim konularım değil. Bu teknik değerlendirmeyi, maç sonu analizini başarılı buldum ve buradan da 9 puan verilir diye düşündüm. Evet, puanlarımızı verdik. Seyircilerimizden de bu bölümü beğendilerse beğenilerini isteyelim. Puanlama da yapabilirler. Mesela ben 4 kategoriden puan verdik. Yani maç sonu hazırlığı. Oyun okuma, kenardaki duruş, hal, tavır, oyuncu değişiklikleri, oyun okuma artı maç sonu işte oyunu analiz etme anlamında puanlar verdik. Seyircilerimiz de
puan verirlerse ben bana da puan vermiş olurlar böylelikle. Ben de acaba eksik mi verdim, fazla mı verdim görmüş olurum. Bize yardımcı olurlarsa seviniriz. Her hafta farklı bir teknik direktör. Bazen yine Okan Buruk karşımıza çıkacak. Bazen Mourinho, bazen Van Bronckhorst. Her hafta sizinle bu bölümde buluşacağız diyelim. Dilerseniz Fenerbahçe bölümüne geçelim hocam. Tamam.